Haber'den iyi akşamlar, gelişmelerle karşınızdayız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz turunun ilk adresi olan Baba Ocağı Rize'de. Cuma namazını Güneysu Merkez Camii'nde kılan Başbakan, Rize Belediyesi'nin ziyaretinin ardından toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Musul'daki vatandaşların sağ salim yurda dönmeleri için her imkanın seferber edildiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, Başkonsolos Öztürk Yılmaz'la bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Muhalefetin Musul'daki gelişmelerle ilgili sergilediği tavra tepki gösteren Başbakan Erdoğan, "Birinci önceliğimiz Musul'daki vatandaşlarımızın can güvenliği. Biz muhalefet partileri gibi davranamayız. Onlar rahatlar, kuru sıkı atıyorlar," dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bülent Arınç, Musul Başkonsolosluğuna yönelik baskınla ilgili olarak da "en doğru kararı zamanında verdik" ifadesini kullandı. Arınç, bugün Musul'dan iyi bir haber alınabileceğinin de sinyalini verdi. Diyarbakır'daki Türk bayrağının indirilmesi olayına hukuk çerçevesinde baktıklarını söyleyen Arınç, "Cumhurbaşkanı seçimi içinse AK Parti'nin adayına karar verildiğini de belirtti. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı arayışları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir grup akademisyen, yazar, sanatçı ve azınlık temsilcisiyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun aday olması durumunda istifa etmesi gerekenlerle ilgili kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın aday olması durumunda eşit koşullarda mücadele edilebilmesi için istifa etmesi gerektiğini belirtti. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyla ilgili konuştu. Vural, Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok dikkatli hareket ettiklerini belirtirken, sürecin de dikkatli sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Rehinelerin can güvenliğinin çok önemli olduğunu belirten Vural, "şu anda önceliğimizin bir an önce vatandaşlarımızın kurtarılmasıdır," dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise, hükümetin atacağı her adımın destekçisi olacaklarını söyledi. Konsolosluk baskını karşısında birlik ve beraberlik mesajı veren Öztrak, "elbette böyle günlerde tenliyle hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurtarılması için hükümetin devlet sorumluluğu içinde atacağı her adımın destekçisi olacağız," diye konuştu. IŞİD örgütü militanları Bağdat yolunda. Bazı gruplar Kerkük sınırında peşmergelerle çatışırken diğerleri güneye doğru ilerliyor. Musul ve Tikrit'in ardından Samarra'yı da ele geçiren teröristler başkentin neredeyse 100 kilometre kuzeyine kadar geldi. Bağdat'ta ise siyasi kriz yaşanıyor. Bağdat yönetimi "biz kimseye geri çekilme emri vermedik" açıklaması yaparken muhalif milletvekillerinin boykotu nedeniyle parlamento olağanüstü hal dahi ilan edemedi. Bu arada Irak'ta IŞİD militanlarının hızlı ilerleyişi yeni bir insan hakları krizinin kapıda olduğu şeklinde yorumlanıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville, can kaybının önümüzdeki günlerde daha da artmasından endişe duyduğunu kaydetti. İstanbul ve Ankara'da toplu ulaşım zamlanıyor. İstanbul'da fiyatlar ortalama %10 yükselecek. İstanbul Kart tam bilet geçiş ücreti 1 lira 95 kuruştan 2 lira 15 kuruşa, öğrenci geçiş ücreti 1 liradan 1 lira 10 kuruşa çıktı. Ankara'da ise Ego otobüsleri, Metro ve Ankara'da 1 lira 75 kuruş olan tam bilet ücreti 2 liraya, 1 lira 30 kuruş olan indirimli bilet ücreti ise 1 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Ankara'da ayrıca minibüs kısa mesafe ücreti 2 lira 40 kuruşa, uzun mesafe ise 2 lira 75 kuruşa yükseltildi. Yeni tarifeler 15 Haziran Pazar gününden itibaren geçerli olacak.
Bugün karne günü. 2013-2014 eğitim öğretim yılında 17,5 milyon öğrenci için son ders zili çaldı. Öğrenciler karnelerini aldı, 3 aylık tatil başladı. Öğrencilerin kayıt heyecanı ise sürüyor. Temel öğretimden orta öğretime geçiş sınavına giren 8. sınıf öğrencilerinin sınıf yerleştirmeye esas puanları 7 Temmuz'da duyurulacak. Tercih sonuçları ise 22 Ağustos'ta bildirilecek. Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili 15 Eylül Pazartesi günü çalacak. Yeni dönemde ilk kez ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarının 5. sınıflarındaki öğrenciler de 8 Eylül'de uyum eğitimini alınacak. Lisans yerleştirme sınavı maratonu yarın başlıyor. Uzmanlar 2 hafta sürecek sınav süreci öncesinde öğrencilere stresten uzak kalmalarını tavsiye ediyor. Üniversiteye giriş sınavının ikinci basamağı lisans yerleştirme sınavına ilk sınavda 180 ve üzeri puan alan yaklaşık 830 bin kişi katılmaya hak kazandı. Önümüzdeki 2 hafta sonunda katılımcılar matematik, fen bilimleri, edebiyat, coğrafya, sosyal bilimler ve yabancı dil sınavlarına girecek. Uzmanlar öğrencilerin sınava bir gün kala ders çalışmamalarını, ağır olmamak kaydıyla spor yapabileceklerini belirtiyor. Ayrıca ailelere de çocuklarına sınav baskısı yapmamaları uyarısında bulunuyor. Lice'de 20 yıl önce Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'a düzenlenen suikast ve 16 kişinin ölümüyle ilgili davada yargılamanın durdurulmasına karar verildi. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu'yla Üsteğmen Tünay Yanardağ taammüden adam öldürmek, halkı isyana teşvik ve cürüm işlemek üzere teşekkür oluşturmakla suçlanıyordu. Mahkeme, sanık avukatının talebini yerinde bularak yargılamanın durdurulması ve dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine karar verdi. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına maaş bağlanmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Müdürlükleri maden faciasında hayatını kaybeden maden işçileriyle ilgili olarak illerdeki çalışmalarını tamamladı. 234 madenci yakını gelecek haftadan itibaren maaşlarını alabilecek. Kalan 67 işçinin yakınlarına maaş bağlanması konusunda yasal düzenleme bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri göçmenlere kötü muamele suçlamasıyla karşı karşıya. Ülkelerindeki iç savaşlardan, insanlık dışı muameleden kaçanlar çareyi Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmakta buluyor. Özellikle çocuk göçmenlerin sınırlardaki merkezlerde suistimal edildikleri yönündeki iddialar göçmen hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdi. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı özellikle Orta Amerika ülkelerindeki aileleri çocuklarının göç akınlarına katılmaması yönünde uyarıyor. Dünya Kupası'nın ilk maçı protestoların gölgesinde başladı. Brezilya'da birçok şehirde maskeli yüzlerce eylemci ortalığı savaş alanına çevirdi. Brezilya'da sokaklarda futbol şöleni yaşanırken sokaklarda eylemler yaşanıyor. Ülkenin 3. büyük şehri Belo Horizonte'da eylemciler polis araçlarını ters çevirdi, bankalara saldırdı. São Paulo'da Dünya Kupası'nı protesto eden gösterilere sahne oldu. Protestocular saldırdıkları televizyon kanalı stüdyosunun ve çevredeki büfelerin camlarını kırdı. Polisin gösterilere müdahalesi ise sert oldu. Ekonomik krizin üstesinden gelmeye çalışan Avrupa Birliği'nde istihdam düşük hızla da olsa artmaya devam ediyor. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2014 yılının ilk 3 ayında Avrupa Birliği genelinde istihdam oranı %0,2 yükseldi. Bu oran krizin daha yoğun hissedildiği 18 ülkeli Avro bölgesinde ise 0,1'de kaldı. İstihdamı 3 aylık zaman diliminde en çok arttırabilen ülkeler Macaristan, Letonya ve İngiltere oldu.
Kıbrıs Rum kesiminde istihdamdaki keskin düşüş göze çarparken onu Portekiz takip etti.